Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 17 Nisan 2020 günlerden Cuma, saatlerimiz 18.51'i gösteriyor. Yarın 18 Nisan 2020 günlerden Cumartesi. Hepinize iyi tatiller diyeceğim ama her günümüz tatil oldu arkadaşlar. Ben yine de hepinize iyi tatiller diliyorum. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta sonu dilerim arkadaşlar. Şöyle geçen cuma biliyorsunuz son saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ve bir infial olmuştu. Herkes birbirini ezercesine marketlere, fırınlara saldırmıştı. Ben bugün evden dükkana gelene kadar bir marketlere baktım. Hemen hemen aynı, bir fark göremedim. Yine yüzlerce metre kuyruk vardı marketlerde, eczanelerde, kuru yemişçilerde. Yani benim anlamadığım bir olay var arkadaşlar. Bu sokağa çıkma yasağı da son dakika ilan edilmedi. Hafta başında ilan edildi ve buna rağmen insanlar yine son dakikayı seviyor. Yine son dakika alışveriş seviyor. Bu kadar kalabalık görmedim. Markete girecektim. Ufak tefek bir şeyler alacaktım ama vazgeçtim. Almadım arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir kalabalık, çok büyük bir izdiham var. O yüzden marketlere de girilecek gibi görmedim arkadaşlar. Gerek marketlerin içi, gerek marketlerin dışı. Ben Avcılar'da yaşıyorum. Bilmiyorum diğer semtlerde nasıl ama gerçekten çok büyük bir kalabalık var. Eczanelerin önünde, marketlerin önünde, kuru yemişçilerin önünde çok büyük kalabalıklar var. Ara sokaklara girdim, bir bakkal, bir dükkanda bir litrelik su alacaktım. Bir bakkal buldum. Oradan bir litrelik su aldım arkadaşlar. Dükkanda yayın yaparken boğazım kuruyor diye bu suyu alabilmek için bile inanın bir yarım saat 45 dakika dolaştım. Gerçekten çok büyük kalabalık var. Dikkatli olalım. Son güne bırakmayalım özellikle. Bunu her zaman söylüyoruz. Yetkililer de söylüyor. Haber kanalları da söylüyor ama bizim insanlarımız da son dakika olayını benimsemişler. Son dakika olayını çok seviyorlar. Sanki 20 günlük karantinaya giriyoruz. 2 gün 48 saat arkadaşlar. Bu da biraz abartılı gibi geldi bana. Arkadaşlar yarın 18 Nisan 2020 biliyorsunuz akşam yarışları yine Tampa Bay Downs ABD at yarışlarıyla başlayacak. Altıgani İlkaya 19.58'de start alacak. Az sonra Tampa Bay Downs ABD at yarışları analizimizi sunacağız. Yine Gulfest Run Park at yarışları analizimiz olacak. Bu yarışlarda 21.46'da başlayacak. 18 Nisan 2020 Cumartesi günü bu analizimizi de daha sonra sizlere vereceğiz. Analizlerime geçmeden önce yine hepinizi uyarmak istiyorum. Kalabalık yerlere girmeyelim. Maskemizi takalım. Özellikle gereksiz yere dışarıya çıkmayalım arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi bir virüs. Dün biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 saat içinde 5000 kişi öldü. 5000 ölüm gerçekleşti. Dünyada vaka sayısı 2 milyonlara geldi. 2 milyonlara aştı ve ölüm oranı da 150 bini geçti. Dikkatli olalım, sağlığımızı ve ailemizi bu anlamda düşünelim arkadaşlar. Ben hepinize çok güzel bir gün, çok güzel bir gelecek diliyorum arkadaşlar. Ama sizlerin elinde, dikkatli olmak, bu biraz gevşemeyelim. Özellikle havalar biliyorsunuz bugünden sonra çok düzelecek dediler. O yüzden dikkatli davranalım, temkinli davranalım ve analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kanalımız dün 10.700'ü de aştı. Eğer destek olursanız 11.000'e doğru 11.000'e doğru yol aldık. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında, yani burada bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca videolarımıza atacağınız like'lar, yani beğeniler çok önemli. Gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada bizi at yarışlarıyla alakalı aramalarda üst sıralara çıkaracaktır. Bu konuda da duyarlı olmanızı, kanalımıza destek olmanızı istiyorum.
Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz videoları izlerken reklamlar çıkıyor. Daha sonra 5-4-3-2-1 şeklinde geri sayım oluyor. Reklama atladığınız takdirde bizler bir gelir elde edemiyoruz. Reklamlara devam etmeniz, reklamları izlemeniz durumunda gelirimiz oluyor. Bu konuda da duyarlı olursanız, özellikle internetiniz varsa, kanalımıza destek olursanız hepinize minnettar kalırım diyerek ben analizlerime geçiyorum. Evet, 18 Nisan 2020 Cumartesi akşam yarışları Altıgani Kaya programın ikinci koşusuyla başlayacak Tampa Bay'in hipodromunda 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışı Altıgani'nin ilk aya aynı zamanda satış koşusu bu ayak arkadaşlar. Burada özellikle sevgili yarışseverler ben 1 numaralı Drill Beat isimli safkanı jockey Kevin Mendes dairesinde birinci şanslı safkan olarak tutuyorum. Galoplarını beğendiğim bir isim. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine işlerini beğendiğim, galoplarını beğendiğim bir başka isim var. Yine bugün Jose Garcia idaresinde piste çıkacak Kaptan on the Rocks isimli safkan. Bugün Jose Garcia idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 10 numaralı Full Moon Rising isimli safkan. Gerek işleriyle gerek pedigrisiyle bu mesafelere çime yatkın orijini var. Bu safkana dikkat edelim diyorum ve ilk defa koşacak olmasına rağmen 2 numaralı Sweet Kid isimli safkan da dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Ve altılı ganyan ikinci ana geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı burası da. Burada da 6 numaralı Dedis Yankees isimli safkanı ben Billy Martinez idaresinde birinci şanslı isim olarak görüyorum. Yine 1 numaralı Mr. Kisses isimli safkan jockey Royal Mena idaresinde özellikle son koştuğu ikinci geldiği yarışta dikkatimi çekti. Güzel galoplarla bu yarışa çıkıyor. Benim bu koşta ikinci şans vereceğim isim olacaktır. Yine 8 numaralı Norton isimli safkan jockey Gary Wallace idaresinde son güzel birinciliğinle kuponlarda mutlak suretle bulunmalı. Bu 3 safkanın dışına çıkarsa arkadaşlar özellikle 4 numaralı Perfetto isimli safkan Sami Camacho idaresinde piste çıkacak. Yine güzel çalışmalarıyla dikkat çeken bir isim. Dördüncü şanslı isim olarak değerlendirilebilir. Yine 3 numaralı Hey Jabber ve son isim olarak da 9 numaralı Karma King. King isimli safkanı jockey Angel Suarez idaresinde sürprizi öneririm. Ve altılı ganyan 3. ayına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Arkadaşlar burada öncelikli ismim 6 numaralı Yuknov Leon. Evet, Yuknov Leon isimli safkan jockey Ronald Allen idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 12 numaralı Taking It Easy isimli safkan jockey Harry Hernandez idaresinde yine galoplarını beğendiğim bir safkan bugün ikinci şanslı isim olmayı hak ediyor. Yine bu iki safkan dışına çıkarsa 2 numaralı Celestial Orb isimli safkanda jockey Gary Wallace idaresinde 3. şanslı isim olarak öneriyorum. 2 safkan daha vereceğim buraya. Yine 1 numara Kupiri son güzel ikinciliğinle dikkat çeken bir safkan ve 5 numaralı Treat 97 isimli safkan. Evet, 397 isimli safkanda bugün Mike Allen idaresinde bu koşuya sürpriz olarak öneriyorum ve altılı ganyanın 4. ayağına geçiyorum. Çim bir yarışla devam edeceğiz. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe çim pistte koşulacak satış koşusu. Burada da 5 numara Total Tap isimli safkan. Özellikle işlerini beğendiğim bir safkan bugün jockey Alonso idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı My Cowboy. İşlerinde özellikle beğenimi kazanan bir safkan oldu. Yine son güzel dördüncülüğüne dikkatleri üzerine çeken bir isim. Bugün ilk iki safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 8 numaralı Tehran E. Hammer isimli safkan jockey Harry Hernandez idaresinde benim 3. şanslı safkanım olacak. Bu 3 safkanın dışına çıkarsa 10 numaralı Foxy Roxy isimli safkan
jokeyi Antonio Gallardo idaresinde özellikle son yarışını tekrarlaması durumunda bu grupta etkili olacak forma sahiptir bu safkanda. Ve son isim olarak da bu koşuda 12 numara Rüdiger isimli safkan. Burada değerlendirilmesi gereken isimdir diyorum ve Altılgan'ın 5. ana geçiyorum. Altılgan'ın 5. ana geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar, kanalımıza destek vermek istiyorsanız kanalımız ücretsizdir. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızın büyümesine destek verebilirsiniz. Sevgili yarışseverler, yine 12 numaralı Deykal Millaki isimli safkan jockey Ronald Ayan idaresinde son güzel ikinciliğinin özellikle dikkatimi çeken bir isim oldu ve güzel galoplarıyla bu yarışa hazırlandı. Benim birinci şans vereceğim isim olacaktır. Yine 9 numaralı Field Letters isimli safkan jockey Gary Wallace idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacaktır. Bu iki safkan dışına çıkarsa yine 4 numaralı Sol Don Salsa isimli safkan jockey Charles Lopez idaresinde özellikle yine bu safkanın da son yarışı güzeldi. Yine güzel galoplarla bu yarışa çıkıyor. Benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Chacuara Jose Garcia idaresinde kuponlarda bulunması gereken isim ve son isim olarak da 7 numara Primer Justic isimli safkan jockey Angel Suarez idaresinde onlara yazılabilir arkadaşlar. Ve Altılgan'ın son ayağına geçeceğiz. Banco bir isimle kapatacağız altılları. Altılgan'ın son ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe Çin pistte koşulacak maiden yarışıyla kapanacak. Özellikle işlerini beğendiğim, pedigrisini beğendiğim, kan attığını beğendiğim bugün Antonio Gallardo idaresinde piste çıkacak. 5 numaralı Ekonomik Polis. Evet, Ekonomik Polisi isimli safkan. Altılgan'ın son ayağında 5 numaralı Ekonomik Polisi isimli safkanı ben Antonio Gallardo idaresinde günün bankosu olarak öneririm. Arkadaşlar, altılıyı nasıl düşürebiliriz derseniz Altılgan ilk ayağına 1-8 şeklinde değerlendirme yapabiliriz. İki safkanla altılıyı yarıya düşürebiliriz. Yine altılı Ganyan'ın 4. ayağını 5-4-8 şeklinde neredeyse burada da yarıya düşer değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ben yine son ayakta biliyorsunuz 5 numara Ekonomik Polisi isimli safkanda sizlere banko vermiştim. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Her şey gönlünüzce olsun.